Şeyden önce her Türkiye'den gelen bu tür bir suçlama, işte darbenin arkasında Amerika vardır suçlaması. Özellikle burada işte Savunma Bakanlığı, Pentagon'u endişeye düşürüyor. Endişeye düşürmesinin temel sebebi de aslında şu anda ikili ilişkileri çok önemli kılan, ikili ilişkilerin en önemli ayağı Amerika'nın gözünde IŞİD'e karşı yürütülen ittifak. Dolayısıyla bu ittifakın zaten hali hazırda çöken kurumlar yüzünden, yani güvenlik bürokrasisinin bu kadar zayıflatılması, onun ardından gelen işte tutuklamalar, işten atılmalar ve Türk istihbaratının bundan böyle bütünüyle Gülen cemaatine odaklanacak olması zaten çok büyük endişe yaratıyor. Bunun üzerine bir de Türkiye tarafından özellikle hükümet kanadından gelen ilişkileri gerici nitelikteki açıklamalar burada şunu düşündürüyor. Ömer'in söylediği gibi ne olacak bu ittifaka? Yani şu anda çok kritik bir dönemdeyiz. Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede çok kritik bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde bizim için hani önemli bir ittifak, müttefik teşkil eden Türkiye zaten kendi içine dönmüş durumda, güvenlik bürokrasisi çöküyor, bir taraftan da bu tür açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bunu hep kendine sunmada bırakılıyor Washington ve bundan çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Ama bütün bunlar IŞİD'le mücadele çerçevesinde oluyor.